Bu aygıtlar GPS izleme araçları, ilaç, gıda ve elektronik kolilerine iliştirilmiş şekilde dünyayı dolaşıyor, paketlerin sıcaklığı, yerleri ve olası hasar durumu ile ilgili bilgi gönderiyorlar. Ve yaptıkları iş şu sıralar bulunması zorlaşan çiplere dayanıyor. There's not enough that we have. Elimizde yeterince yok, talep çok fazla. Çipler, yani yarı iletkenler, her bilgisayarın beyni. Dünya salgından toparlanırken bir yıldan fazla bir süredir tedarik konusunda sıkışık durumda. Otomobil üreticileri, ev cihazları üreticileri, oyun konsolu üreticileri ve birçok sektör çalkalanıyor. Bazıları üretimi erteliyor. Diğerleri alabilecekleri çiplere göre ürünleri yeniden projelendiriyor. Neredeyse satın aldığımız her şeyde çip var. Bulaşık makinem hazır olduğunu bana söylüyor. Kurutucum hazır olduğunu söylüyor. Fırınımın sensörü var. Satın aldığımız her şeyin sensörü, internet bağlantılı cihazları var. Ve bu normal tüketiciyi de etkileyecek. Uzmanlara göre Rusya'nın Ukrayna işgali küresel çip tedarik sıkıntısını daha da arttırabilir. Hem Ukrayna hem de Rusya çip sürecinde önemli malzemeler üretiyor. Bazı şirketler envanterlerine göre çiplere daha az, bazıları daha fazla bağımlı olacak. Savaş devam ettikçe bu sorun büyüyecek. Rambi birçok firma gibi çip stoklamak için dünyayı tarıyor. Üretime başlamadan hemen önce malzemelerin tedarik edilmesi alışageldik bir uygulama olduğu gibi maliyetinde düşük kalmasını sağlıyordu. Ancak yeni uygulamalar bu geleneği değiştireceğe benziyor. İki seçenek var. Ya oturup bir şey yapmayacaksınız ve işlerin iyiye gitmesini umacaksınız ya da neleri yeniden kontrol altına alabiliriz diye düşüneceksiniz. Ancak çipleri önceden satın almak krizi büyütebilir. Bu bence 12-18 ay boyunca devam edecek çünkü bizim gibi şirketler ve diğerleri ihtiyaçtan daha fazla tampon stoklama yapacak. Parça eksikliği nedeniyle tüketiciler için maliyetler artıyor. İki yıl önce aldığımız elektronik malzemelerin bazı durumlarda %10'dan daha pahalı olduğunu görürsem şaşmam. Çip noksanlığı nedeniyle Amerika ve Avrupa çip üretimini kendi bölgelerine kaydırmayı değerlendiriyor. Fakat bu da biraz zaman alacak gibi. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington.